Kahramanmaraş merkezi depremleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Cebrail Mahallesi muhtarı Zafer Sarı ve eşi de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Deprem sonrası birinci Aza 45 yaşındaki iki çocuk annesi Gülay Avcıoğlu, Antakya Kaymakamlığı tarafından muhtar olarak görevlendirildi. Deprem öncesi ev hanımı olan Avcıoğlu, asrın felaketinin ilk haftasında Cebrail Mahallesi muhtarlığı görevine başladı. Yaklaşık 11 aydır görevini başarıyla sürdüren Avcıoğlu, kendisine telefon arayarak bilgi almak isteyenleri de hayrete düşürüyor. Evet, o bahsettiğin kişi gelmedi ama. 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan Avcıoğlu'nun şimdiki hayali ise ömrünün geçtiği mahallesini eski günlerine döndürebilmek. Depremi yaşayan vatandaşları yaşatmak için elinden geleni yaptığını dile getiren muhtar Gülay Avcıoğlu, kendisini telefonla arayan vatandaşların ilk sözünün "Muhtar Bey'le görüşmek istiyorum" olduğunu dile getirdi. 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerde aza olarak, birinci aza olarak göreve başladım. 6 Şubat depreminden sonra maalesef muhtarımız Zafer Sarı ve eşini kaybettik. İlk haftadan itibaren kaymakamlık tarafından ben atandım. 10 aydır bu görevi sürdürüyorum. Bu acıları çekenlerden biri de benim zaten. Gene de bu zorlu süreçte vatandaşımın yanında durmaya çalıştım. Acılarına merhem olmaya çalıştım. Her ne şekil yardımım dokunduysa bilmiyorum. Vicdanen rahatlamaya çalışıyorum en azından bu açıdan. Neler yaşadın? Duygu bilgisi olarak neler düşündün? Ya tabii ki zor ama severek yapıyorum o günden bu yana. Muhtarlıkta ne gibi iş yapıyordunuz? Ev hanımıydım. Evet. Dediğim gibi yani öbür taraftan da istediğim bir şeydi aslında. Yapabilirim diye düşünüyordum. Neden bir kadın muhtar olmasın? Neden yürütmesin? Şimdi açılan her telefonda muhtar beyle görüşelim deniliyor. Ben muhtar hanımım dediğinde hem hayret ediyorlar hem de çok seviniyorlar öbür türlü. Ne mutlu diyorlar, Cebrail için bir kadın muhtar. Çok mutluyuz. Devamını getirin lütfen diye hep talepler alıyorum. Bundan dolayı zaten tekrardan adaylığımı koydum. Mahallemize tekrardan dediğim gibi yaşatmak, kalkındırmak için mahallemizdeki yaşayan insanların, seçmenlerimin oylarını istiyorum. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, Avcıoğlu'nun zorlu süreci başarıyla atlattığını belirtti. Vallahi bu zor süreçte bir bayanın yapamayacağı iş zannediyorduk ama Gülay muhtarımdan Allah razı olsun. Depremin 3. gününden beri canla başla çalışıyor. Bizleri de kırmıyor. Bizim her söylediğimiz laflara icabet ediyor. Söylediğimiz yapılması gerekenlerle ilgili de istişarelerde bulunuyor. Aynen öyle. Allah razı olsun diyorum. Vatandaşlar da çok kendisinden memnun. Biz de kendisinden memnunuz.